Arkadaşlar, herkese hayırlı hafta sonlar dilerim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugün bahsedeceğimiz konu uzman erbaş olan kardeşlerime sağlık hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı yaptı. Asiller de yedekler de bu sağlık raporunu vermesi lazım. Göndermesi lazım perteme, yani gönderilmesi lazım. Bugün bu konuyu anlatacağız arkadaşlar. Başlığımız neydi? Jandarma uzman erbaş sağlık kontrol tüm aşamaları. Sizlere en başından en sonuna kadar ayrıntılı, detaylı bir şekilde anlatacağız. Bizleri baştan başlayıp ortasından bitirirseniz yarım anlarsınız. Bilginiz yarım olur. Sizin için eksik bir bilgi olur. Yararınız olmaz, zararınız olur. Sabahın 7'sinden 9'una 10'una kadar bu bilgileri tüm aşamalarıyla birlikte, tüm bilgileriyle birlikte araştırdık. Bugün sizlere bu bilgiyi vereceğiz arkadaşlar. Kardeşlerim, öncelikle yapmanız gereken ilk işlemi sizlere söyleyeceğim. Sağlık raporu işlemleri için gerekli olan hastane, sebep belgeleri ikamet edilen yerdeki il jandarma komutanlığından alınacaktır. Kardeşlerim, bir daha tekrarlıyorum. Sağlık raporu işlemleri için gerekli olan hastaneye, sebep belgeleri ikamet edilen gerekli yerdeki İl Jandarma Komutanlığından alınacak. Öncelikle sizler ne yapacaksınız? Merkezde yaşıyorsanız İl Jandarma Komutanlığına gideceksiniz. Gitmeden önce tabii ki götürmeniz gereken belirli şartlı şeyler de var. Onları da detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi bu belgenin arkadaşlar asil olarak veya yedek olarak kazandığınızın bu belgenin internet çıktısını alarak ikamet belgesi, nüfus cüzdanı ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte hafta içi mesai saatleri içerisinde ikamet ettiğiniz yerdeki il jandarma komutanlığından başvurarak hastane sebep belgelerini almanız gerekiyor. Veya kırsal alanda yaşayan kardeşlerimiz varsa merkeze gitsinler. İl Jandarma Komutanlığına gitsinler. Tabii ki gitmeden önce yanınıza ne alacaksınız? İkamet belgesi, nüfus cüzdanı ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile İl Jandarma Komutanlığına gideceksiniz kardeşlerim. Gittikten sonra bu götürdüğünüz belgeleri vereceksiniz ve hastane sebep belgenizi oradan alacaksınız ve ondan sonra arkadaşlar hafta içi hastaneye giderek kaydınızı, muayenenizi olarak başlayacaksınız. Belirlenmiş olan 11-12 bölümden başarılı bir şekilde geçmek için tüm şartları yerine getirmek için uğraşacaksınız. Şimdilik devam ediyoruz. Başlıyoruz. Hafta içi sevk olduğu hastaneye başvurmaları gerekiyor. Sağlık raporu için 30 gün süreniz vardır arkadaşlar. Sağlık raporunuz için kaç gün süreniz vardı? 30 gün süreniz vardı. Bu süreçte halletmeniz lazım. Buna itiraz süresi de dahildir arkadaşlar. Hani bir elenme söz konusu olur, itiraz edersiniz. 30 günde içerisinde bulunuyor. Yani gideceğiniz hastanede yapılacak olan tüm işlemler ücretsizdir arkadaşlar. Sizlerden para isterlerse irtibar etmeyin kesinlikle arkadaşlar. Bu iş dolandırıcılığa gider. Yapılacak olan tüm işlemler ücretsizdir. Bunu devlet bu şekilde ayarladı. İlk olarak işlemlerinizin kısa sürede bitmesini istiyorsanız 12 saat boyunca aç kalıp bol su tüketerek sabah erkenden hastaneye gitmelisiniz. Yani arkadaşlar 12 saat dişinizi sıkın, yemek falan yemeyin, katıp şey içmeyin, dişinizi sıkın, aç karnına hastaneye gidin. İlk yapacağınız işlem söylüyorum arkadaşlar, kısa sürede bitirmeniz için bunları söylüyorum. Yapın arkadaşlar, hemen bitirirsiniz, kafanız rahat olur. Kan ve idrar testi vererek hemen başlıyorsunuz arkadaşlar. Birinci işlem kan ve idrar testi arkadaşlar. Bu testleri yaptıktan sonra ultrasyon ve radyoloji bölümüne gidip muayene olacaksınız. Ondan sonra bu şekilde işlemleriniz daha hızlı ilerleyerek size verilen listeye göre istediğiniz yerden başlayarak muayene olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdiki sizlere muayenede önemli olan yerlerle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ameliyat izi olanlar için ameliyatın yerine göre değişir. Dikişin uzunluğuna göre değişir. Yanık izi, ben izi, doktorun insafiyetine kalmış yine bu konu. Geçen doluyor, kalan doluyor arkadaşlar. Bunun şakası yoktur gerçekten. Gelelim göz bölümüne arkadaşlar. Göz bölümünde her bir gözün göz için 1,5 dereceye kadar müsaması oluyor. Renk körlüğü komando olmaya engel bir durum. Hatta
elenmenize de sebep olabilir arkadaşlar. Bu konuda ciddiyiz gerçekten. Tamamen insafiyete kalmış. Doktorun insafiyetine kalmış bu durumda arkadaşlar. Özel Kuvvetler Komutanlığında keskin nişancı olamazsınız. Eğer renk körlüğü varsa, tembel, göz tembelliği varsa özel kuvvetlerde keskin nişancı olamazsınız arkadaşlar. Oluşturmuyor yani bu durumda. Yalnız göz bölümüne dikkat edin arkadaşlar. En çok elenme göz bölümünden oluyor. Makine arızalı olabilir. Doktor sizin hakkınızda farklı yorum bulunabilir. Eğer kendinizden eminseniz arkadaşlar itiraz edebilirsiniz bu duruma. Geçenlerde bahsetmiştim. Dünyanın en iyi sistemi olsun yine de hata yapar arkadaşlar. Çünkü haşa Allah yaratmadığı için hata her zaman olur arkadaşlar. Kendinizden eminseniz itiraz edebilirsiniz o gün orada. Bir sonraki bölümümüz arkadaşlar geldik psikiyatri bölümüne. Arkadaşlar psikiyatri bölümünde psikolog sizlere çözmeniz için 50 ile 100 arası test veriyor. Testleri çözdükten sonra psikolog üzerinizi çıkarmanızı istiyor. Vücudunuzda faça izi olup olmadığına bakıyor. Yani arkadaşlar psikiyatri bölümünden kolay kolay elenme olmuyor. Ama dediğim gibi psikiyatri sizin kolunuza bakar, vücudunuza bakar, her yerinize bakar. Faça izi var mı, jilet izi var mı? Bunlara dikkat ediyorlar çünkü arkadaşlar. Geldik ortopedi bölümüne. Arkadaşlar ortopedi bölümünde bilirsiniz askerlikte düz taban muhabbeti çok yapılır. Düz taban ve kırık olması komando olmaya engel olduğu için elenmenize sebep olur. Onun için böyle bir sıkıntınız varsa kendiniz keşfetmeye bakın. İşlemleriniz bitti diyelim. Heyet raporunuzu aldınız arkadaşlar. Heyetten geçen raporun aslı her zaman hastanede kalır arkadaşlar. Çünkü aslını hastane, jandarma genel komutanlığına perteme göndermesi lazım. Bir kopyasını size verirler arkadaşlar. Kopyanızı aldıktan sonra kesinlikle göndermeye çalışmayın arkadaşlar. Gönderdiğiniz takdirde elinizde kanıtınız olmaz. Bırakın hastaneye, hastane göndersin raporu. Hastane de göndermiş olursa E-Devlet üzerinden pertemden zaten iletişime geçip öğrenebilirsiniz. Kesinlikle kendiniz göndermeyin raporu arkadaşlar. Raporun kopyasını veriyorlar. Hani ileride itiraz edebileceğiniz bir durumla karşılaşırsanız böyle bir kanıtınız var çünkü. Raporun ulaşıp ulaşılmadığı hakkında bir ay sonra size bilgilendirmek amaçlı mesaj gelir arkadaşlar. İtiraz eden adaylar ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurup seçilen iki hastanede bir ay içerisinde muayene olması gerekiyor arkadaşlar. Yani olur da sağlıkla ilgili bir probleminiz olursa arkadaşlar İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidip ve sizlere iki tane hastane seçecekler. İtiraz ederseniz arkadaşlar önce şunu düşünün. 1-0 yenildiğinizi düşünün arkadaşlar. Yani karşı taraf 1-0 önde arkadaşlar. Eğer siz itiraz ederseniz İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderseniz seçilen iki hastaneden girerseniz İkinci bir hastaneden girerseniz kazanırsanız durum ne oluyor? 1-1 oluyor. Kazanmış olmuyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü bir hastaneye gideceksiniz. Üçüncü bir hastaneden de geçtiğiniz takdirde durum 2-1 oluyor. Yani durumu kendi lehinize çevirirsiniz. Kazanmış olursunuz. Pes etmeyin arkadaşlar. Demin dediğim gibi gözde çok elenme oluyor. Onun için bazen hatalar oluyor arkadaşlar. Bir önceki hastanın testi bile size sonuçlanabiliyor. Bir karışıklık olayı olabiliyor arkadaşlar. Onun için peşini bırakmayın. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olur da bana destek olmak isterseniz, kanalıma destek olmak isterseniz bir nebze dost arkadaşlar. Sabahın 7'sinden 9'u 10'una kadar sizler için bilgi aldık, araştırmalar yaptık, çalıştık. Kanalımıza abone olursanız, like atıp bildirimleri de açarsanız bize destek vermiş olursunuz. Biz de bu desteği görmüş oluruz, çok mutlu oluruz. Allah yolunuzu açık etsin kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.